Şimdi muhallebili kadayıf yapıyorsun. Muhallebisini hemen karıştırıyorsun. 10 çorba kaşığı. Nasıl yaptık biz? İçine neler koyduk? 10 çorba kaşığı şeker, 10 çorba kaşığı şeker, irmik. 10. Evet. Ve 4 su aşağı yukarı 2-3 su bardağı ya da 4 su bardağı kadar da süt koyduk. Süt, irmik, şeker, sonra vanilyası gelecek. O piştikten sonra biraz daha koyulaşınca. Evet evet. Tamam. Şimdi, kadayıfları nasıl yapacağız kadayıfları şimdi? Kadayıfları nasıl yapacağız? Hemen göstereyim. Şimdi. Bu ceviz mi? O ceviz. Fındık mı? Ceviz. Yok yok ceviz. Fındık ceviz da olur. Hiç fark etmez. Kadayıfları için kadayıfı tereyağında şöyle kavuracağım ama önce bu kadayıfı şöyle. Bu arada süt 1 litre süttü. Az önce 4 su bardağı mı 2 su bardağı mı derken 1 litre süte. 1 litre süte. Evet 10 çorba kaşığı şeker, 10 çorba kaşığı irmik. Mesela bunun içine her şey konulabilir. Portakal kabuğu, limon kabuğu, çikolata parçaları, çilek her şey yapılabilir. Ya da kakao. Şimdi bakın şu kadayıfı böyle ufalayacağım. Bunun için aslında buzdolabında dondurursanız bu daha güzel ufalanır. Böyle kırık doğru, kırık o şimdi kırık. Biraz taze sanki. Tabii tabii. Tazesi daha zor. Açık bırak onu doğru. Böyle biraz açık havada kalsa evde açık bile. Açık havada kalsa buzdolabında dolapta hemen böyle kırık kırık oluyor. Bak şöyle zaten kırıyorum. Şimdi hiç tereyağı koymadım. Tereyağını tavaya koyacağım. Eriyecek. Hı. Şöyle hatta bir yandan da onu yapayım şurada. Şimdi o iyice koyulaşacak senin elindeki. Vallahi bu da sabır isteyen bir şey ya devamlı. Evet, aynen öyle. Göbek şimdi niye kadar. Biz bu kadar hızlı hızlı yapabiliyoruz? Bir iki elin nesi var? İşte iki elin sesi var olduğu için şimdi bak. Ben de burada karıştırıp bir taraftan da içi olunca. Tek başıma olsam hakikaten bu kadar çabuk daha zor olmaz. Olursan, Allah yardım etsin hepinize. Ama nasıl? Zaten bu kadınların aklına hayranım. Her gün yeniden yemek bulmak, yapmak. Tabii. Ya o bambaşka bir meziyet aynı zamanda. Zor iş. Ama Instagram bu konuda müthiş. Herkes birbiriyle yaptığı yemekleri de paylaşıyor şimdi. Şahane. Yeni ben çağ de takip başka. Ediyorum ve bayılıyorum. Hakikaten bu çağda başka. Eskiden aynen komşular birbirlerine ne yaptın? Ay ben de onu yapayım derdi. Şimdi sosyal medya. Aynen öyle. Ama güzel bir şey işte. Böyle şeyler için kullanınca çok doğru. Kesinlikle. Hani bıçakla ekmek de kesersin, adam da öldürürsün. Ay Allah biz hep korusun. Ekmek kesme tarafındayız. O doğru. Yüzden her şeyi iyi kullanmak lazım. Televizyonu da iyi kullanmak lazım. Kesinlikle. Annem elinde fotoğrafı. Sen şu an tutuyorsun ama seni şu an gösteremiyorum kuzum. Ama birazdan alacağım. Arada seni göstereceğim. Anlatacağız da bakalım. Tamam kuzum benim. Kayınvalidemiz gelinini arıyor. 4,5 aylık hamile gelini yok. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Aç mısınız? Bunları görünce acıkıyor insan. Gerçekten öyle ya. Tutamıyor insan kendini. Şimdi hocam sizin enteresan söylemleriniz var. Şimdi Türkiye'de bizim bildiğimiz şeker hastalarının bildiği pek çok şeyden uzak kalmaları ve yememeleri. Hepimizde bir şeker hastası adayı olduğumuza göre. Evet. Sizin ezber bozan söylemlerinizden neler var? Mesela kuru fasulyeyle pilavı asla ayırmayın diyor hocam ki canıma minnet. Oh ne güzel. Yani, aynen öyle. Şöyle söyleyelim ezber falan bozduğumuz yok. Ezberimiz bu zaten. Daha doğrusu hani bunun bozulmasına gerek de yok. Bizim alıştığımızın dışında. Bunu biz yaşıyoruz bu. Ama diyorlar ki bunu yapmayın. İşte biz burada yani popülist yaklaşımları biraz kenara bırakmak zorundayız. Geçmiş geleneklerimiz gerçekten öğretiler çok çok önemli ama bunları bilimsel ama gerçekten bilimsel olarak kanıtlanmış ifadelerle de birleştirmemiz gerekiyor. Ama popülist yaklaşımlarla onu yapmayın bunu yapmayın yani gıdadan uzaklaştıran söylemlerin hiçbirine çok katılmıyorum. Hmm. Gerçek bir nedeni yoksa ki niye olsun gıdalar sonuçta bizim için yaratılmış. Suni olmayan gıdalardan bahsediyorum. Bunlardan uzaklaşmamız gerektiren hiçbir şey yok. Bir meyve diğerinden niye üstün olsun, bir sebze diğerinden niye üstün olsun hepsini yiyeceğiz içeceğiz. Hem de mevsim bize geliyor zaten Allah tabii ki. Tarafından. Ben bugün ama bambaşka bir konu yani bambaşka nedir? Derken hayatımızın en önemli sağlık sorunlardan bir tanesi biliyorsunuz şeker hastalığı bahsettiğiniz aynen. gibi. Aynen. O kadar yaygın ki bu konuda çok fazla işte ifadelerde bulunuyor ama hayatın bir gerçeği var ve bu gerçek yüzümüze gerçekten çok fena bir şekilde çarpılmış durumda. Hem de kim tarafından biliyor musunuz? Dünyanın en önemli, en saygın dergisi Lancet tarafından. Hı. Bir harita getirdim ben bugün. Paylaşma şansımız var mı haritayı? Belki arkadaşlarımız gösterirler ama siz bize özetini anlatın lütfen. Ama o haritayı bir görelim. Gerçekten Türkiye'nin yeri orada çok çok enteresan. Mahmut şimdi, var mı haritamız? Verdi mi doktorumuz? Tamam onu hazırlıyoruz. Şimdi, bir sıkıntımız yok.
hep diyoruz ya, onu yapalım, işte şeker hastası olmayız, bunu yiyelim, işte obeziteden korunuruz. Aha. Öyle mi böyle mi? Aslında dünya neler yanlış neler doğru. Çok güzel bir çare de sunuyor bununla ilgili. Birazdan onu da anlatacağım. Yani ha, evet, şu anda onu daha büyük yapma şansı var mı? Görülme sıklığı. Anam Türkiye kıpkırmızı. Şimdi bakın, dünyada diyabet görülme sıklığına baktığınızda harika. Biraz daha bile büyük olabilir. Maviler en az olan yerler. Bu kıpkırmızı olan yerlerde dünyanın en yaygın şeker hastalığının görüldüğü ülkeler. Kuzey Amerika bu kadar obezken diyabet bu kadar az mı görülüyor ya? Şimdi neler var orada, bak, şaşırtıcı. Bak Rusya, bütün Avrupa. Bakın. Biz varız kıpkırmızı, Mısır var, Suudi Arabistan var. Meksika var. Bir de var. İspanya, Meksika. Aslında bunların ortak özelliği ne sizce? Bakın. Türkiye, yani Orta Doğu, yani Meksika. Yani aslında aynı gıda ulaşımı fazla. Bu ülkelerin hepsi tembel ülkeler, dikkat ederseniz. Hareketi az olan ülkeler. Gerçekten bak. Sonuç olarak gıdaya çok ulaşıyoruz. Ama burada daha ilginç olan bir şey var. İtalya. Biraz daha büyütün isterseniz. Siz anlatın hocam. İtalya, Fransa. Bunlar her gün makarna, ekmek yiyor değil mi? Evet. Pizza yiyor. Evet. Bakın Japonya. İşte sushi dedi hanımefendi biraz önce. Pirinç yiyor. Yani uzak doğu tamamen öyle. Çin biraz daha diyabet ve obezite artıyor. Peki, Çin'de. Peki biz gelelim Türkiye'ye. Biz şimdi hareketsiz bakın, kaldığımız için mi? Hayır, onlarda hiçbir şey yok da bizde niye bu kadar fazla? Pirinç aslında demek ki incecik kalıyorlar. Demek ki yediğimiz içtiğimiz değil tema olarak. Bunları nasıl yediğimiz içtiğimiz ve bunları nasıl tükettiğimizle alakalı. O yüzden yiyeceklerden lütfen elinizi çekin. Her türlü gıda benim İyi mutfağımda. Yani. Doğru şekilde, doğru güzel bir şekilde az miktarda her şeyi tabii ki yiyor olacağız. Yani dışlamamız gereken hiçbir gıda yok. Yok bilmem o diyeti, bu diyeti. Yani biri bir tanesini dışlıyor, diğeri öbürünü. Böyle bir şey olabilir mi? Yani. Bir gerekçesi olmak zorunda. Şimdi bu çok çarpıcı ve dünya bunu gözümüzün önünde çarpıyor. Şeker hastalığı toplumda 3 kişiden birine doğru gidiyor. Yani inanılmaz yani obezite o şekilde ama. Şurada 3 kişiyiz. Birimiz yani şöyle söyleyeyim, her ben evde, evet. Her iki evde birinde muhakkak bir şeker hastası var. Çok ciddi bir şey. Dünyadaki bu. En fazla, hatta bu dergi ne yaptı biliyor musunuz? Türkiye'ye ne oluyor diye aldı bir inceledi Türkiye'yi. Ne oluyormuş bizde? İşte ne oluyor bunlar, onlar da merak ediyor aslında. Ben ne oluyor söyleyeyim size. İşte pilav yeme, makarna yeme, sebze yeme, yoğurt yeme, süt içme gibi ifadelerle aslında biz besinlerden uzaklaştırıyoruz. İnsanlar beslenirse sağlıklı olur. Yani kendinizi kısmayın, kasmayın. Yeter ki uğraşılmamış, üzerine bir şey eklenmemiş doğal gıda buldunuz mu yiyin. Aynen öyle ama. Makarna da olur, pilav da olur, öyle mi? Peki un gerçekten, un işlendi artık. Un işlenecek, başka türlü buğdayı nasıl yiyeceğiz? Yani buğday olarak diyebiliriz, un olarak diyebiliriz. Bir de hayatın gerçeği var. Dedim ya, biz burada anlatıp ön masada onu yemeyin, bunu yemeyin. Arkada hanımefendi un kavurursa, yani makarna pişirirse. Zaten yiyoruz ki. Olayın gerçeği buysa. Hayatın gerçeği bu yani. O zaman demek ki bizim bunlar üzerinden bir çözüm bulmamız lazım. İtalyan yerken makarnayı bir sorun olmuyor. Japon pirinci yerken sorun olmuyorsa Türk yerken de sorun olmayacaktır. Peki niye oluyor? Şimdi bak burada şimdi. Biz çok şahane bir tatlı yapıyoruz. Evet. İçinde bunun tabii doğal olarak şeker var, tereyağı var. Karbonhidrat var. Hadi protein de gelecek biraz sonra, süt de var ama şimdi bunu yiyip de kilo almamak mümkün mü? Kilo mümkünse alınır tabii ki, çok fazla de. Çok fazla yersek kilo alınır ama ben ne diyorum, tatlıları ne zaman yiyeceğiz biliyor musun? Ne zaman? Bizim 3 tane öğünümüz var. 2 olur, 3 olur, 4 olur. O kişiden kişiye ayarlarız bunu. Ama öğünümüzde yiyeceğiz. Öğünümüzün içinde yiyeceğiz. Aralarda böyle atıştırmalık olarak tatlı ya da herhangi bir şey yemeyeceğiz. Yani bir ben yemeğimin arkasından birazcık sonra yersem olur. Bir miktar. Zaten öyle olursa çok az yiyebilirim ama yemeğimi bitirdim, oturdum, çayımı aldım. 2 saat sonra hadi biraz da tatlı yiyelim dersek ne olur, daha çok yemiş ya olurum. Ya bu 10-15 dakikalık bir ara bile olmasın mı? Sofrada. Sofradan bütün kalkmadan. Bütün yeme içme sofrada olup bitecek. Peki tatlılar diğer yemeklerin önüne geçebilir mi? Yani sindirimde sıkıntı yaratır mı hayır, tatlı canım, yemek? Hayır canım, hayır. Önüne geçmesinin bir manası yok. Yemekten sonra olursa çok da önceden yerseniz çok ciddi anlamda insülini yükseltirsiniz. Bu sefer daha fazla sorun yaşarsınız. Çorba yemek, peki bizim geleneklerimizde çorba vardır. Ben bayılırım çorba içmeye mesela. Biz yemekten önce çorba içeriz, doğru mu yapıyoruz? Çorbanın ne olduğuna bağlı. Yoğurtlu bir çorba evet harika olur. Ama şehriye çorbası tek başına bir öğün değildir. Ama hemen arkasından yiyeceğimiz yemek bir etli yemekte hiçbir sorun yok. Bir dakika, o zaman bu bunlardan gidelim hocam. Hı-hı. Şehriye çorbası yedik, içtik. Sonrasında etli yiyorsak sıkıntı arkasına yok. Arkasına bir sebze yiyeyim. Geçen haftalarda ne dedik biz? Bir hayvansal gıda ile bitkisel gıda muhakkak birlikte olacak. Beslenme ancak böyle tam olur. Domates çorbası yaptık.
arkasından ne yiyelim? Yiyeceğiniz yemek ne olacak? Bir sebze yemeği olmamalı. Bir et yemeği olmalı. Ha, çorba eğer sebzeli ise peki, gerçi et çorbası da var şimdi. Ayak, paça. Tabii. Özellikle paça. Arkasından da sebze yemeği yiyebilirsiniz bunun. Ha, bir yani sebzeyle bitki ve hayvansal gıda muhakkak bir öğünde olacak ki bu hep konuştuğumuz amino asitler tam olsun, vitamin mineraller tam olsun. Yani vücudun üretemediği gıdalar tam olsun. Şimdi geleceğim nokta şu. Diyabet bu kadar önemli. Peki biz bunu ne yapacağız? Diyabet olduktan sonra bakın çok önemli bir şey anlatacağım size. Şeker hastası olduktan sonra biz ancak şekerimizi düşürürüz. Şeker hastalığını tedavi edemeyiz. İlaçlarla. Şimdi ameliyatlardan bahsetmeye başladık Hayır, edemeyiz. Hiçbir şekilde edemeyiz. Ancak yaşam tarzımızı düzeltip beslenmeyle tekrar geriye çevirme şansımız var mı? Var. O yüzden önemli olan şeker hastası olmamak. Şimdi dünya dedi ki şeker yükselmeden evvel kanda acaba başka bir şeyler değişmiyor mu? Biz bunu önceden test edemez miyiz? Önceden test ederiz. Amino asitlerle biz şeker hastalığının tam 12 yıl öncesinden olup olmayacağını söyleyebiliyoruz. Daha başka neyi söylüyoruz biliyor musunuz? Çocuklar insülin direncine doğru gidiyor mu? Benim çocuğum obezite olacak mı? Obeziteye yatkın mı? İnsülin direnci var mı yok mu bende? Biz bunu anlayabilir miyiz kendimiz? 10 yıl önceden. 10 yıl önceden amino asit analizleriyle anlayabilirsiniz ve böylelikle önlem alabilirsiniz. Çünkü siz kilonuz varsa ya da şekere doğru gidiyorsanız bunu 1-2 ayda değiştiremezsiniz. Bunu biz kendimiz anlayabilir miyiz? Böyle bir hayır kendimiz yani anlayamayız. Nasıl mutlu kendimiz bak siz anlatırken. Bir taraftan tatlı yapıyoruz bir taraftan şekeri konuşuyoruz ama peki yani bu doktor kontrolünde yapılacak bir amino asit testiyle mi olacak? Bu çok çok önemli. Neden? Dünyanın başına bela olmuş ve Türkiye'nin en büyük başına da bela olan konu bu ise o zaman bunu yıllar öncesinden çözmek, önlemek çok çok mümkün, anlamak mümkün. Peki neyle önleyeceğiz? Oraya gelelim. Yine beslenme alışkanlıklarla önleyeceğiz. Dünyada diyabeti önleyici gıda olarak tek bir gıda gösteriliyor. Ay bol bol bilin bakalım ondan. Ne? Limon dünyada mu? Diyabeti önleyici tek bir gıda. Vallahi bir toplu yani toplum sağlığı açısından. Toplum Allah sağlığı Allah. Açısından. Süt bir ve gıda. Süt ürünleri yani süper. Yoğurt. Ev yapımı yoğurt. Hayır hiç ev yapımı falan demiyoruz. Ciddi mi? Dünya evde yapmıyor ki yoğurdu. Biz evde yapıyoruz. Bakın ev yapımı yoğurda karşı ama olduğum falan yok. Ama yapıyoruz daha da güzel olmuyor mu? Bizim ev yapımı yoğurda karşı olduğumuz yok ama ev yapımı yoğurt diye ısrarcı olmanın bir manası da yok. Bunu onu yıllardır söylüyorum. Onu yapamıyorsanız normal diğer yoğurtlardan da yiyebilirsiniz. Kesinlikle yersiniz. Endüstriye sadece şunu dememiz lazım. Bana katkısız yoğurt vereceksin. Aynen Fransızların yoğurtları gibi, aynen İsveç'in yoğurdu gibi, Hollanda'nın yoğurdu gibi, Amerika'nın yoğurdu gibi, Yunan yoğurdu gibi. Yani katkısız bizim dışımızda yoğurdum. Herkes katkısız yoğurt yapıyormuş bakın, ya. Bakın şimdi maalesef. Ne diyorum size? Yoğurt bu kadar önemliyken dünyada yoğurt kongresi olduğunu hiç duydunuz mu? Yok. Yani ne kadar muhteşem yıllardan beri yoğurt kongresi düzenleniyor. Türkiye'de yoğurtla ilgili bir şey yok. Amerika diyor ki diyabeti önlemenin yolu yoğurt yemektir. Güney Afrika'da yoğurt kongresi düzenleniyor. Böyle bir şey var mı? Güney Afrika. Afrika'da açlığın olduğu yerde yoğurt kongresi var. Türkiye'de ama ne var? Ama biz yoğurdumuzun kıymetini de biliyoruz şimdi Allah için. Hiç bilmiyoruz. Yani ben ne bileyim yoğurt mutlaka yoğurt yiyin diye defalarca yoğurdu bir zayıflamak için de çok kullanılıyor. Ama yoğurdun bakın bütün dünya diyor ki diyabet önlemek için yoğurt. Fransa diyor ki diyabeti önlemek için obezite önlemek için yoğurt. Niye yoğurt? Kanada diyor süt ürünleri de. Niye kefir? Hayır onlar da dahil. Hepsi. Onlar da dahil. Tabii süt ürünleri de. Peki hocam şu ön tarafa geçelim mi? Bu arada sorular da gelmeye başladı size. Şimdi bunu ama buyurun. Bu arada çok da güzel oldu. Devam edelim. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Bu da herhalde dolaba gidecek şimdi. Biraz soğuyacak evet.